biliyorsunuz hepimiz için zor bir zamandayız. Her gün kadınlar öldürülüyor, hayvanlar katlediliyor, tecavüzler, çocuklara verilen zararlar falan. Hani kendimizi ne kadar yırtsak, paralasak, parça yapsak, ne bileyim şiirler okunsa, kitaplar yazılsa, söyleşiler yapılsa biz bunlara mani olamıyoruz. Dolayısıyla yasalar gerekli. İstanbul Sözleşmesi'nin devreye girmesi lazım diye düşünüyorum. Artı hayvan yasasının, hayvanların artık mal değil can olduğunun artık kanunen geçerli olması lazım. Caz müziği zaten bir başkaldırı müziği değil mi? Bizler de bu toplumsal yaralara duyarlı ve de bunlardan çok etkilenen insanlarız. Onun için kendimizi hani birazcık olsun huzurlu ve sıhhatli bir toplum içinde olmak istiyoruz diyeyim. Bu bizi aslında çok rahatlatır ve sanatsal faaliyetlerimizi falan da daha huzur içinde yapabiliriz. Ama işte Akbank böyle bir organizasyon yapmış. Ne güzel, gene de hani küçük bir merhem oluyor belki müzik. Biz de olabiliyorsak ne mutlu. Fırtına Kral'la ilk kez çalıyorum. Gerçekten çok kabiliyetli ve müthiş yeteneklerimizden bir tanesi. Eren Turgut'la daha önce çalışmışlığım var. O da çok kabiliyetli. Bunlar herhalde Z kuşağı dedikleri kuşaktan. Gençlerle çalmak da güzel bir duygu. Türkiye aslında bakarsanız çok hani farklı jenerasyonlardan inanılmaz müzisyenler barındırıyor. O yüzden çok güzel bir tecrübe aslında. Yani çok kolay elde edilecek bir tecrübe de değil. O yüzden hani hem biz onlarla çalabildiğimiz için çok şanslıyız, hem onlar için belki farklı bir tecrübe oluyordur. İstanbul bildiğiniz gibi çok büyük bir metropol. Hani 17-18 milyon kişi yaşıyor sanırım. O yüzden haliyle birazcık da kaos oluyor. Bu kaostan biraz beslenince tabii enstrümana ve enstrüman çalımına çok yansıyor. Ben halimden memnunum aslında. Hani sessiz sakin bir karakterimdir ama bu kaotik şehir yapısı bence iyi etkiliyor. Bu kadar kalabalık olmasının tabii haliyle mekanlar, festivaller, etkinlikler çok fazla olunca işte bizim gibi müzisyenlere çok fazla çalma imkanı doğuyor tabii ki. Böyle bir süreçte kayıt yapıyor olmak çok çok keyifli. Psikolojik olarak hepimize çok iyi geldi. Umarım herkese örnek olur ve devamında da bu tip şeyleri daha fazla görür. Çünkü çok daha kötü şeyler yaşayabilirdik ya da belki de yaşayabiliriz ama o süreçte halen biz buradaysak demek ki Akbank değerli bir iş yapıyor.